hepinize merhaba demek istiyorum, hoş geldiniz demek istiyorum. Son süreçte yaşanan ekonomik krizle ilgili, eriyen maaşlarla ilgili platformumuzun bir basın açıklaması var. Onu okumak üzere bugün buraya toplandık. Basına ve kamuoyuna, çarşıda, pazarda, markette, sokakta yaşanan gerçek enflasyon oranında insanca yaşamaya yetecek bir maaş istiyoruz. Asgari ücretli, emekli, kamu emekçisi ve dar gelirli olan tüm kesimler günden güne hızla eriyen ücretleriyle satın alma güçlüklerindeki ağır kayıplarla gündelik yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. İşsizlik, geçim derdi ve düşük ücretler artık hayatların sönmesine, ailelerin dağılmasına ve çocukların çalışmak zorunda kalmasına neden oluyor. Siyasi iktidar bu tabloya karşı gözlerini yummuş ve kulaklarını tıkamış şekilde görmek istediği hülyaya, duymak istediği nidaya kendisini kaptırmış gidiyor. Ekonomik krizin üzerimizdeki ağır pandemi koşullarında taşınamayacak düzeye ulaşıyor. İstatistiğin en güçlü yalan söylemenin aracı olarak kullanılmasına en iyi örnek ise Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geliyor. Yıllardır olduğu gibi çarşıda, pazarda ya da sokakta, yani hayatın en sahici yerindeki enflasyonun yanına dahi yaklaşmayacak veriler resmi istatistik olarak karşımıza çıkıyor. Sendikalı ya da sendikasız 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon emeklinin iradesi ve ihtiyaçları yok sayılıyor. 2023 dönemi toplu sözleşmeye gitme sürecinde %3'lük kısmı toplu sözleşmeden kaynaklanan, %5.45'lik kısmı ise enflasyon farkı olarak lütfedilen %8.45'lik bir zamla karşılanıyor. Enflasyon, halkın satın alma gücündeki azalmanın en somut göstergesi olmasına rağmen iktidarın denetimindeki medya açıklanan verileri işçi, memur ve emekliye zam müjdesi olarak veriyor. Üstelik Haziran ayı resmi enflasyon oranı üzerinden verilen zam daha maaşlara yansımadan Temmuz ayından geçerli olmak üzere elektriğe %15, konutlarda kullanılan doğalgaza ise %12 zam yapılıyor. Siyasi iktidarın kaşıkla verdiğini kepçeyle alma politikası yıllara kıyaslandığında ise kaşığın giderek küçüldüğünü, kepçenin ise devasa boyutlara ulaştığını herkes çok iyi biliyor. Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu olarak 5 milyon kişinin hayatlarının enflasyon rakamlarının arkasına sıkıştırılamayacağı artık görülmelidir. Siyasi iktidar bir gerçeği unutmamalıdır. Yaşamlarımızın ekonomik müjdelerinizden, reform paketlerinizden, çılgın projelerinizden ve doymak bilmeyen sermayedarlarınızdan daha az kıymetli değildir. Tüm kamu emekçilerine ve emeklilere çağrımız açık ve nettir. Biz bu girişe dur demediğimiz sürece sahici ve samimi bir şekilde yan yana gelip el ele vermediğimiz sürece kapalı kapılar ardında rakamlarla oynadıkları gibi hayatlarımızla oynamaya devam edeceklerdir. KESK olarak taleplerimiz en düşük kamu emekçisi maaşı, kira, yakacak, ulaşım gibi sosyal ödemelerle yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Maaşlarımızda hedeflenen enflasyon oranında değil, yaşanan gerçek enflasyon oranında satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak artış yapılmalıdır. Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar derhal geri alınmalı. Söz konusu temel ihtiyaçlara zam yapılmamalıdır. Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine son verilmelidir. Sadece geçtiğimiz yılın kayıplarını telafi etmek için maaşlarımız 2021 yılının başından itibaren geçerli olmak üzere seyyanen 1000 lira arttırılmalıdır. Yıllardır yandaş konfederasyonla yapılan satış sözleşmelerine son verilmeli. Uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan grev hakkımız engellenmemeli. Derhal grevli, özgür, toplu sözleşme mekanizması kurulmalı. Bunun için 4688 sayılı yasa baştan yeniden düzenlenmelidir. KESK
Şubeler Platformu. Teşekkür. Basın emekçisi arkadaşlara katılım gösterdikleri için teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşım.